sen şuradan bak bakalım da. Vadisi de bunun beraberce ben sorayım. Hocam gelecek kitapta bölümleme var mı yoksa düz bölüm diye. Var bölümleme var. Tamam. Bak sadakat prensipleri diyor 4. bölüm. Oradan okuyoruz. Tabii. Tamam. 4. bölüm. 4. bölüm 1. kısım sadakat prensipleri, 2. kısım bazı prensiplerin açıklaması diyor. Şimdi bu açıklamaya bakıyoruz. 12. prensip açıklıyor. Diyor ki Mesih yani kurtarıcı, hadi işte hidayet edici var ya, yani yol gösteren. Zaten kurtarıcı ne? Şuradan giderseniz çıkışı vardır diyen kimsedir. Onun için Mehdi kelimesi asıl şey oluyor. Hadi manası da Mehdi kelimesi. Kurtarıcının geldiğini peygamberlerin söyledikleri şu söz ve işaretlerden anlayacağız. Hakikat, doğruluk ve iyilik bütün dünyada hakim olduğu zaman savaşlar ve anlaşmazlıklar ortadan silinecektir. Tek kelimeyle insanlar tek Allah'a inanacak, anlayış ve huzur içinde yaşayacaklardır. Peygamberimiz, ibareyi buldunuz mu burada? Tamam. Peygamberimiz Yeşaya, biz Yuşa diyoruz ya, Yeşaya, sulh ve kardeşlik devrini şöyle izah ediyor, orada var. Yani şeyde Yeşaya bölümünde var şey. Milletler kılıçlarını, sapan ve hançerlerini orak haline sokacaklardır. Aynı hadiste var. Hadis diye burada var. Oku bakayım o ibareyi. Harp sanatı artık öğretilmeyecek. Kurt koyunun yanında ve leopar keçinin yanında istirahat edecektir. Çocuk yılanın kovuğunda oynayacak. Ve Allah inancı okyanusları kaplayan sular gibi bütün toprağı kaplayacaktır. Evet, aynı ifadelerle. Oku Arapçasını oku. Uzunca bir hadis. Olsun. El Mesih Deccal Kedebi. O başka. Şuradan yukarısına. Ve mal yukarı mı? Mel Abu Sebiyan. Ve Hilman. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hadis olarak geçmiş. Mesela burada şöyle diyor. Ve ene evlen nasi bi İsa ibn Meryem. Hadis, buna bir takım ilaveler yapılmış tabi. Ben Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanım. Lennehu lem yekun beyni ve beynehu nebiyyun. Aramızda bir peygamber yoktur. Ve innehu nazirun. O inecektir. Fe izâ ra'eytumuhu fa'lifuhu. Onu gördüğünüz zaman onu tanıyın. Fe innehu racûlun merbû'un ilel humra. O tıknaz bir adamdır Türkçe itibariyle. Yani böyle uzun boylu da değil, kısa da değil. Yani dört köşe bir adam merbu. Yani tıknaz diyeceğiz ona. Yani kırmızı ve beyaza çalan tıknaz bir adam. Septun ke'enne ra'sehu yahtiru. Şey yani saçı düzgün. Düzgün saçlı, sanki saçlar aşağıya doğru akıyor gibi. Ve illem yusib hubelerin ıslak olmasa bile beyne mumassara teyni kırmızı iki elbise zaten. Evet. İki kırmızı elbise arasında yok sarı kırmızı değil sarı elbiseler içerisinde. Mısır, turabın ahmer diyor. Onunla boyanmış elbise. Mısır'la yani işte. Mezarcı onun için sarı. Mezarcının giydiği elbise renginde. Evet. İşte bu o kaynaklarda öyle. Ondan sonra feyeksirus salibe salibi kıracak. Şeyi. Haçı kıracak. Ve yaktullu hinziyle domuzu öldürecek. Veya da ol cizete, cizeyi kaldıracak. Ve yuattirul milele ve milletleri başıboş bırakacak. Dinleri. Millet din demek. Dinleri başıboş bırakacak. Ondan sonra hatta yuhlikallahu fi zemanihil miler. Zamanında Allah bütün dinleri yok edecek. Kullaha gayrel İslam İslam'dan başka ve yuhlikullahu fi zamanihi el mesih hatteccal el kezzab zamanında mesih teccal kezzabı da öldürecek yalancı diye ve tagavu mesih teccal diye bir kavram da vardır da işte nasıl açıklıyorlardı onu söyle mesih teccalı şey
şahıs olarak söylüyorum. Yalancı ve şey işi karıştırıcı bir insan. Evet. فَتَقَغُ الْاَمَنَةُ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde güven ortaya çıkacak. İşte bundan sonrası esas burada olan. حَتَّى تَرْتَعَ الْاِبِلُ مَا الْاَسَدْ Deve aslanla birlikte otlayacak. Burada ne diyor? Keçi diyor. Bak bu kurt koyunun yanında otlayacak. Şeylerde de aynı ibare vardır. O da var. Bu da var. Ha kurda gelmedik aslan değil mi? Ha. Milletler kılıçlarını, sapan ve hançerlerini orak haline getirip sokacaklar. Harp sanatı artık öğrenmeyecek. Kurt koyunun yanında ve leopar keçinin yanında istirahat edecektir. Evet. Ve numuru ma'al bakar. Buna kaplanlar da sığırlarla beraber otlayacaklar. Ve zi'abu ma'al ganem. Kurtlar koyunla beraber. Ve yel'abu sıbyanu vel gilmanu bil hayyati. Çocuklar ve işte küçük çocuklar ve biraz büyümüş olan gulam denen çocuklar şeyler oynayacak. Yılanlarla. Bak ne diyor? Çocuk yılanın kovuğunda oynayacak. Yılanın kovuğunda oynayacak. La yadurru ba'duhum ba'dan birinin diğerine zarar olmayacak. Feyemkütü maşaallahu in yemküte Allah'ın istediği kadar kalacak. Sümme yutevaffa, sonra da vefat edecek. Feyusalli aleyhil muslimune yedfinunehu. Müslümanlar üzerine namaz kılıp ona defnedeceklerdir. Yine şeyde İbn-i Mace'de geçen bir şey. İbn-i Mace'de geçen bak sen şuradan al da takip et. Gulam ve sıbyan ayrımını burada işa bölümünde şöyle demiş. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuna sokacak. Demek ki emzikteki bebeğe sıbyan diyor. Evet, tabii, sütten gelip şey kesilmiş çocuğa gulam diyor. Bak, aynı ibare. 11. bölüm 8. pasaj. Yılana kobra mı demiş? Yılana kobra demiş. Evet. Neyin 8. pasajı? İşaya bölümü. İşaya bölümü. 11'e, Tevrat 11'e 8. Şimdi diyor ki işa dedikleri yuşa yani bizim bir şey yaptığımız. Türkiye'de yuşa denen. Burada da diyor ki İbn-i Mace'nin rivayetinde Fatih sen oradan takip et. Sadaka terk edilecek. Çünkü herkes zenginleşeceği için kimse sadaka verecek kimse kalmayacak. Orada da çok zenginlik yayılacak diye diyor mu? Böyle bir ifade olması lazım. Felemma yes'a ala şatin ve la ba'ir fela yus'a ala şatin ve la ba'irin. Öyle bir tane koyun, deve kazanmak için kimse uğraşmayacak. Zaten her taraf var. Yani uğraşacaksın. Ve la turfa'u şahna'u ve tebağudu. Kin ve birbirlerine karşı olan nefret, buz alevlenmeyecek. Yani kıskanacak bir sebep yok ki. Bende de var. Milletten kılıçlarını, sapan ve hançerlerini orak haline sokacak. Harp sanatı artık öğrenilmeyecek. Bu da gelecek şimdi. Bak. وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ. Bak. وَتُنْزَعُ soyutlanacak. حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ o zehiri olan bütün hayvanların zehiri. Zehir olan bütün hayvanların zehiri soyutlanacak, çıkarılacak. Yani fıtrat bozulacak demek istiyorlar. Hatta yudhilel velidu yedehu fil hayyeti. Yani yeni doğmuş bir çocuk elini hatta emzikten çekilmiş mi dedi? Böyle sütten kesin. Sütten kesin. Yani emzikteki bebek kobra deli üzerine oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuna sokacak. Elini şeye sokacak diyor. Şeyin ağzına sokacak. Yani. Yılanın ağzına sokacak. Yok fil hayyeti. Fi fil hayyeti diyor. Fi fil hayyeti. Yılanın ağzına sokacak. Yılanın kovuğunda oynayacak. Hey, fark etmez. Ufak tefek hata yapmışlar tercüme ederken. Ama bu sözü peygamberimize söyletmişler. Aslında onlardan, onların sözleri ama. Haşa tövbe estağfurullah. Fela tadurruhu fela tadurruhu ona zarar vermeyecek. Ve tufir ve tufirrel velidetu el esede.
فَلَا يَدُرُّهَا. Yani şeyde o hatta geçti ya yukarıda galiba onun şeyi. Hatta yudhil, hatta tüfirri, hatta falan. Yeni doğmuş çocuk aslanı kaçıracak. Ama aslan ona zarar vermeyecek. Ondan sonra diyor ki şey kurt koyun sülüsü içerisinde köpek gibi olacak. Yeryüzü barış olacak. Kema yumlevul inav minel mai, bir kaba su dolduğu gibi yeryüzüde barış da dolacak. Kelime tek kelime olacak. Allah'tan başkasına tapılmayacak. Ve harp de bütün ağırlıklarını bırakacak. Ve tadavul harbe evzareha. Yani artık savaş bitecek.